Merhaba değerli arkadaşlar. Hepiniz videomuza hoş geldiniz. Şimdi geçen haftamızı hatırlayalım. Geçen hafta yeni doğan ve çocukluk dönemi, bebeklik dönemiyle işe başlamıştık. Şimdi de çocukluk dönemindeyiz. 2 ve 12 yaş aralığını kapsıyor. İlk dönem yani 2 ile 6-7 yaş arasına erken çocukluk dönemi diyeceğiz. Daha sonra 6 ve 7'den sonra 12 yaşa kadar olan döneme ise son çocukluk dönemi diyeceğiz değerli arkadaşlar. Şimdi erken çocukluk döneminde fiziksel gelişim hızı bebeklik dönemine göre ne yapmış olacak? Yavaşlamış olacak. Sinir sistemi ve duyu organları büyük oranda gelişimini tamamlayacak. Geçen hafta bu kısmı görmüştük. Şöyle bir tekrar edelim. Büyük kas gruplarının kullanıldığı yürümek, tırmanmak, atlamak, koşmak gibi kaba motor becerileri hızla gelişecek. Başlangıçta insanın zaten kaba motor becerileri gelişir, büyük kasları gelişir. Daha sonra işler küçük kas gruplarına doğru ilerlemeye başlar. Dolayısıyla bu da gelişimin belli sıraya göre gerçekleştiğini bir kez daha bizim için gösteriyor. Öncelikle büyük kaslar gelişecek, daha sonra küçük ince kaslar gelişmiş olacak değerli arkadaşlar. Kaba motor becerilerindeki gelişime bağlı olarak çocuğun fiziksel etkinlik düzeyi çok yükselir. Çünkü büyük kasları gelişti. Artık çocuk ne yapacak? Sürekli hareket halinde olacak. Uzun süre bir yerde duramaz. Koşmayı ve yürümeyi tam olarak ne yapacak bu dönemde öğrenmiş olacak. Konuşacak çünkü 2 yaşından sonraki dönemi kapsadığı için 12 yaşa kadar olan bir süreç olduğu için ne yapacak bu dönemde? Hatta erken çocukluk döneminde, ilk çocukluk döneminde bu konuşmayı öğrenecek, yürümeyi de tam olarak öğrenmiş olacak. Kaba motor becerileri artık gelişti. Çocuk anne ve babadan bağımsız hareket etmeyi ne yapacak bu dönemde başlayacak. Kendini karşı cinsten ayırt edebilir hale gelecek. Çünkü iki farklı cinsiyet olduğunu artık anlayacak. Kendini diğer cinsten ne yapacak? Ayırt etmiş olacak. Doğru yanlış kavramlarını bu dönemin sonunda artık yavaş yavaş anlamaya başlayacak. Dolayısıyla doğru yanlış kavramını ergenliğe yakın bir şekilde anlamış olacak yani. Ergenlik döneminin başlangıcını oluşturan orta çocukluk döneminde yani ileri çocukluğu kastediyoruz. İleri çocukluk döneminde fiziksel gelişim önceki yaşlara göre daha yavaş bir hale gelecek. Çünkü ilk çocukluk döneminde fiziksel gelişim çok hızlıydı. İleri çocukluk döneminde ne yapacak? Bu birazcık daha yavaşlayacak. Çünkü ince kasları gelişmeye başlayacak çocuğun. Yavaşlayan fiziksel gelişime bağlı olarak çocukta hareket etme becerileri gelişecek. Çünkü ince kaslar geliştiği andan itibaren artık çocuk ne yapacak? Parmaklarını, elini çok iyi kullanabilir hale gelmiş olacak. Çocuk el ve parmaklarındaki küçük kasların yönetilmesi olan ince motor becerilerini kontrol etmeyi ne yapacak? Bu dönemde öğrenmiş olacak. Yani ileri çocukluk döneminde. Şimdi ben örnek verelim. Ben çocukluğumda mesela hatırlıyorum ilkokula giderken, birinci, ikinci sınıfa giderken daha önlüğümün düğmelerini ilikleyemiyordum. Neden? Çünkü ince motor becerilerim gelişmemişti. Daha sonra ne yaptım? 3. 4. sınıfa gitmeye başlarken bunları artık kendim ilikler hale geldim. Çünkü ileri çocukluk dönemine geçtim. Büyük kaslarım yeterince gelişti. Ondan sonra ince motor becerilerim ne yaptı? Gelişimini sürdürdü. Böylelikle bazı işleri ustalıkla yapmayı öğrenmiş oldum. Mesela bir makas tutabilir hale gelmiş olduk. Böylece kalem tutmak, makasla kağıt kesmek ve düğme iliklemek gibi becerilerde daha başarılı hale gelmiş olur çocuk. Ama ilk çocukluk döneminde 2 yaşından sonra 3 yaşındayken çocuk bu davranışları ne yapamaz? Yapamaz. 3 yaşındaki bir çocuk kalem tutamaz yani güzel bir şekilde tutamaz. Tutar ama yazı yazabilir bir halde değildir. Yani böyle elinin tamamıyla tutmaya çalışır. Bizim gibi 3 parmağının arasına kıstıramaz yani. Makasla kağıdı artık ustalıkla kesebilir hale gelecek. İnce motor beceriler gelişince düğme iliklemek de aynı şekilde. Bu dönemde belli bir yaşa kadar erkekler kızlara göre daha uzundur. Yani orta çocukluk döneminde erkekler daha uzun ama ergenliğe girişte ne olacak? Bu durum tam tersine dönecek. Kızlar daha uzun olacak, erkekler daha kısa boylu halde olacak. Dönemin sonlarına doğru ise kızlar ergenliğe girmeye başladığı için fiziksel olarak erkeklere göre daha hızlı gelişecekler. Arkadaşlar unutmamamız gerekiyor. Kızlar ergenliğe ortalama olarak erkeklerden
2 yaş daha önce girmiş oldukları için fiziksel gelişimleri daha hızlı olacak. Böylelikle ilk ergenliğe giriş döneminde yani 12 yaşından sonra kızların boyu daha uzun olacak, erkeklerin boyu daha kısa olacak. Çocuklar bu dönemde bilgiyi sistemli ve mantıklı bir biçimde işler ancak bunu bilgi somut biçimde verildiği zaman yapabilir. Çünkü çocukların düşünme biçimine ilerleyen dönemlerde de ilerleyen konularda da bakacağız zaten. Öncelikle çocuk soyut düşünemeyecek elbette ki. Soyut bilgileri zihninde kurgulayamayacak. Ne yapacak? Her şeyi somut bir biçimde işleyecek. Yani 12 yaşına kadar çocuk soyut düşünemeyecek. Varsa yoksa her işi onun somut bir biçimde olacak. Dolayısıyla bilgileri de somut bilgiler şeklinde verildiğinde daha iyi kavrayacak çocuk. Soyut bilgilere henüz hazır değildir bu dönemde. Yani çocuğa bu dönemde soyut bilgiler vermeyeceğiz. Çünkü anlayamaz zaten, kavrayamaz. Zihninde bunu tasavvur edemez çocuk. Bu dönem çocuğun dış dünyaya açıldığı bir dönem. Çocukta anne ve babaya bağlılık azalacak. Anne babadan farklı rol model arama çabaları bu dönemin sonuna doğru ne yapacak? Başlayacak. Ama ilk çocukluk döneminde İlk rol modelleri çocuğun genellikle anne ya da babası olacak. Fakat ilerleyen dönemlere doğru ergenlik yaşı yaklaştıkça artık rol modelimiz farklılaşmaya başlayacak. Bir ünlü rol modelin olacak ya da dış dünyada bir öğretmen rol modeli olacak ya da daha başka üst sınıflardan bir arkadaş rol modeli olacak. Ama ilk çocukluk döneminde daha rol model daha çok anne ile baba olmuş olacak arkadaşlar. Akran grupları bu dönemin ikinci yarısı olan geç çocukluk döneminde daha fazla önem kazanacak. Akran gruplarının en önemli olduğu çağ ikinci dönemi yani çocukluğun ikinci döneminin sonuna doğru gerçekleşecek. Çünkü ergenlik geliyor. Ergenlik döneminde ise arkadaş çevresi yetişkin birey için çok daha önemli bir hale gelmiş olacak. Onların yönlendirmesi, onların fikirleri daha önemli olacak. Bu yüzden son çocukluk dönemi de adeta o dönemin bir başlatıcısı olarak görebiliriz. Gruplar kız erkek olarak ne yapacak? Ayrılacak ve karşı cinse yönelik olarak kızdırmalar, sataşmalar, alay etmeler bu dönemde ne yapmış olacak? Yoğunlaşmış olacak. İleri çocukluk döneminde. Bu dönemi herkes yaşadı zaten. Az çok böyle düşündüğümüzde ortaokul döneminde ya da ilkokul döneminin sonuna doğru böyle karşı cinsi sevmeme, ona karşı böyle kızdırmacı hareketler, onlara sataşma, onlarla alay etme yoğunlaştığı bir dönem. Ama ergenlik döneminde işler ne yapacak? Değişmeye başlayacak. Bu yaşta sorumluluk duygusu, vicdan ve ahlak ve değerler sistemi gelişmeye başlayacak. Yani İleri çocukluk döneminde artık sorumluluk duygusunu ne olduğunu anlamaya başlayacak. Vicdanıyla hareket edecek. Ahlaki değerleri de ne yapacak anlamaya yavaş yavaş başlayacak çocuk. Şimdi insanın belki de en önemli, en kritik, değişimin en çok olduğu dönemlerden bir tanesi olan ergenlik dönemiyle devam edelim arkadaşlar. Bu dönemde hipofiz bezinin büyüme hormonu salgılamasıyla biyolojik yapıda önemli değişimler ne yapacak meydana gelmiş olacak. Cinsiyet hormonlarının salgılanmasıyla birlikte cinsiyet özellikleri gelişmeye başlayacak. Yani çocuk artık birey olma dönemine girmiş oldu. Artık ergenlik dönemine girmiş oldu. Vücudunda çok büyük değişiklikler meydana gelecek. Rol model olarak annesi, babası ya da arkadaşları olduğunda ilginç şeyler de görselde görmüş olduğunuz gibi yapmaya başlayacak. Ne yapacak? Sakalı çok olmamasına rağmen böyle birkaç tane çıkmasına rağmen tıraş olmak isteyecek. Ya da kendini güzel bulmak için ya da kendini güzel göstermek için sürekli yüzüyle mesela dişlerine de tel takmış sürekli bir şeyleriyle uğraşmış olacak ergenimiz. Kızlar genellikle erkeklerden daha önce ergenliğe girer. Bunu unutmamamız gerekiyor. Ortalama 2 yaş kızlar daha önce erkeklerden ergenliğe girerler. Bu dönemde kollar, bacaklar, eller ve ayaklar vücudun geri kalan bölümlerinden daha hızlı büyür ve seste büyük bir değişiklik meydana gelir. En önemlisi zaten böyle sesimiz değişmeye başlar. İlginç boğuk bir ses çıkar ortaya. Bununla birlikte eller, ayaklar böyle
vücuda orantısız bir şekilde büyür ve insan kendini çok tuhaf bulur, böyle çekimser bulur, böyle sosyalleşmeyi de çok istemez bazı dönemlerde, bilhassa kızlar. Ama erkekler ergenliğe girdiğinde daha özgüvenli bir şekilde ne yaparlar? Hareket ederler. Hele erkekler erken giriyorsa ergenlik dönemine, o zaman lider konumundadır. Ama kızlar erken ergenliğe girdiklerinde birazcık daha erkeklerin tam tersi olarak çekimser bir tavır gösterir. Zihinsel alanda geçirdiği değişim sonucunda soyut kavramları daha iyi anlayan ve kullanan gencin toplumsal olaylara, değerlere ve politikaya olan ilgisi artmaya başlayacak. Çünkü zihinsel anlamda soyut kavramları anlama dönemi ergenlik dönemi. Soyut kavramları anlayınca da artık ileri seviyedeki bir insan gibi, yani orta yetişkin bir insan gibi düşünmeye başladığı için artık bu tür konulara da ilgisi artmış olacak. Yani toplumsal olaylara, toplumsal konulara ya da politikaya olan ilgisi bu dönemde artmış olacak. Evet değerli arkadaşlar, yetişkinlik dönemini haftaya geçeceğiz sizlerle birlikte. Şimdilik dersimiz bu kadar. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Şimdilik hepiniz hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle.